Ben Zehra Demir. 6 yıldır Azerbaycan'da sahipkar faaliyetiyle meşgulüm. Türkiye'den evimizi, eşiğimizi satıp yoldaşımla bir yerde gelip burada iş gördük ve bu ülkede kazandığımız parayı bu ülkeye yatırdık. Burada balaca tikinti materyalleri düzelttiğimiz bir sehimiz de var. Burada bizi Aşer'de Park Çınar MTK adlı bir şirket aldattı, dolandırdı. Hem pulumuzu ödemedi, hem mallarımıza el koydu. Tikinti işini görmek üzere mukavele bağlayıp razılaştığımız işte bütün çetin işleri görüp 11 bloklu binayı bitirecek kadar malı materyali sahaya getirdikten sonra hiçbir mahkeme kararı olmaksızın mukavelemize hitam verdiklerini bildirip o bölgenin Çoskovisi'yle sadece 3 tane polisle beni, yoldaşımı oradan attılar. Bu o zamanlarda bayağı hadiseler oldu. Ben krana çıktım, adalet talep ettim, polis çağırdım, tarafsız polis istedim. Prokurorluğa, konsolosluğumuza, sizin harici işler nazırlığınıza, dahili işler nazırlığınıza, banditizme, korupsiyaya bir sürü yere şikayetler etmeme rağmen hiçbir şikayetime bakılmadı, dönülmedi, yardımcı olunmadı. Bu neçinci yılda baş verip? Bu geçen yılın Ağustos ve Eylül aylarında baş veren 2018'de. Hadisedir. 2019'da, 3-4 ay evvel. Bir günde mahkeme kararı bank hesaplarıma hapis koydurup mallarıma da hapis kararı koydurdular. Ve ben 3 ay uğraşıp en sonunda bu mahkeme kararını apelasyada bozdurdum. Yani mahkeme apelasya, şimdi size senetleri de takdim edeceğim, göstereceğim de. Apelasya bu kararı lağvetti. Yani mallarımı almam gerektiğine karar çıkarttı. Ve ben bu kararla icra memuruyla bu malları almak üzere bir aydır uğraşıyorum. Elimde mahkeme kararı ola ola ben mallarımı alamıyorum. Çünkü karşımızdaki şirketi, tikinti şirketini savunan şirket, hukuk şirketi, Bakü Hukuk Merkezi hukuk şirketidir. Bu şirket Adliye Nazırı'nın oğlunun hukuk şirketidir. Ve onların saytlarında da görebilirsiniz. Ben bunlarla ilgili size de gösterebilirim. Bakın, saytta birbaşa Fariz Mehmedov'un şekli var. Fikret Mehmedov'un oğludur kendisi. Ve mahkemeler üzerinden nüfuzları var. Hakimler açık ve aydın bir şekilde görevlerini yapmıyorlar. Prokurorluk işçileri görevlerini yapmadılar. Polisler bu insanlara karşı durabilmediler. Ben polise, benim yanımda neden görevinizi yapıyorsunuz? Herkes bana şunu söylüyor. Gayri, kenarda. Ya sizin haklı olduğunuzu biliyoruz ama emir. Yukarıdan emrederek hakimlere karar aldırıyorlar. Bir gün normalde bir inzivati mahkemede gidip 5 tarihindedir. Ayın 5'inde. 25 gün ben bu icra memurunu götürüp o sahaya mallarımın bana verilmesini sağlayamadım. Polislerle gittim. Polis çağırdım kendim. Hapis kararı olmayan mallarımı yükletemedim. Önümde 3 tane ahran dayandı. Dayak şirketinin ahranları. Şimdi benim talebim nedir arkadaşlar? Yani burada benim mahkemede uğradığım hukuksuzlukları, orada uğradığım hukuksuzlukları, haksızlıkları anlatmanın, çok uzun süre anlatmanın bir manası yok. Sizi bu detaylara boğmanın da. Mesele odur ki, Bakü Hukuk Merkezi şirketinin direktörü Anar Bağurov, sizin vakiller kolegyasının sedridir. Açık ve aydın bir şekilde mahkeme üzerinde nüfuz kullanılmaktadır. Ben adil yargılanma talep ediyorum. Yargı sistemine müdahale edilmeden ben hakkımı alacağım eninde sonunda. Orada kendi senetlerimle, sübutlarımla bu hakkı ispat edeceğimi biliyorum. Ama bu iş uzatılarak, benim param ödenilmeyerek, mallarım verilmeyerek ziyana uğratılıyorum. Adam benim mallarımla binasını dikti, yarıya getirdi. Ve bu malları bana Türkiye'den getirdi. Nereden koymuştunuz? Ben orada bir 800-900 bin manatlık malım halihazırda hapsedilmiş, istifadelerindedir. Ve 1 milyonlukta Forma 2'den doğru olan alacaklarım bana verilmiyor. Vurulmuş ziyanların hepsini bir kenara koysak, bu benim fakt alacağımdır. Durum vaziyet bundan ibarettir ki, orada benimle birlikte işleyen, o kazıntı işini gören kamyoncuların pulunu verememekteyim. Orada bana beton veren şirketin ben pulunu ödeyemiyorum. Burada benimle beraber emektaşlık etmiş 3-4 tane ayrı şirketin de mağduriyeti var. Size şekiller de getirdim. Bakın, taze bir şekilde çıkmıyor benim davamı. Bu sebepten? Bu sebepten. Çünkü diyorlar ki açık ve aydın bir şekilde hakimler o kararı veremeyecekler. Bir zenk gelecek, sizin işinizi lengitecekler. 3 yıl sonra, 4 yıl sonra da biz bir karar alsak bile bunun sonucunda ben zaten müflis olacağım ve bu sürece dayanamayacağım. Daha biz Sokar'ın lahyalarında iş görmüşüz ve ben burada şimdiye kadar işle alakalı tikinti işleri görmüşüm 6 senedir. Bir sürü referansım var ve bir hukuki meselem, adli meselem olmadı bugüne kadar. Yani alacak verecek meselesinden doğru bir adliyeye, mahkemeye gitmişliğim yoktur. Ve ama bugünlerde
borçlandığım için bir sürü insan beni mahkemeye veriyor. Ve ben bunlarla mahkeme durumundayım. Şu anda şirketim müflis durumdadır. Küçücük bir sehim var. Orayı da bağlamışım. İşleyemiyorum. Ben bu ülkede kazandığım parayı bu ülkeye geri yatırdım. Başkaları gibi kaçıp götürmedim. Bugün de durumum bu. Vaziyetim bu ki malım, pulum gasp edildi. Bu gaspı yapan şirketi Adliye Nazırı birbaşa savunur. Eğer Adliye Nazırı'nın ya da oğlunun bu şirkette bir payı, bir bağı yoksa benim ricam, talebim odur ki bu insanlar buradan benim hakkımın gasp edilmesinin savunucusu, vekili olmasınlar.